De, İsmail Bey de söyledi, Suriye yok oluyor, masada işte şu anda e, kim nereye almalı gibi bir hesaplar, bir vekalet savaşının olduğundan bahsetti mesela. E, biz bunları anlatıyoruz ama her zaman görsel çok önemlidir. İşte M5 diyoruz, e, Münbiç diyoruz, Suriye diyoruz, işte diğer taraftan e, M4'ten bahsetti mesela İsmail Bey. Ama bunun son hali, şu anda ne oluyor? Biz e, tam olarak yorumlayabiliyor muyuz? Onu sizden e, rica edeyim. E, buyurun. Hatta ben de kapatmayayım burayı değil mi sevgili yönetmenim? Peki. Şöyle izah edeyim. Ben de şöyle geçeyim hemen peki sizin yerinize. Bu bölge Tel Rifat. Evet. Burası. Burası İdlib şehir merkezi. Buradan Halep'e yönelik bir harekat başlamıştı 4 gün kadar önce. Ee, burası Münbiç. Münbiç bildiğiniz gibi bu taraflar e, PYD, PKK'nın, SDF'nin SDG'nin kontrol ettiği bölgelerdi. Ve harekat başladıktan sonra Esad'a bağlı kuvvetler, Halep'in tamamını kontrol eden kuvvetlerin bir kısmı çekilerek Terifat'la mühim arasında o zamana kadar var olmayan bir fiziki bağlantının kurulmasını sağlamışlardı. Hı hı. Türkiye ve Türkiye'ye bağlı olan, Türkiye'nin bağlısı olduğu olarak iddia edilen SMO ÖSÖ'de, e, ÖSO'da bu bağlantıyı kesmek için bir harekat başlattı ve bu harekatın amacı Terifat'taki PYD varlığını ortadan kaldırmaktı. Şimdi Türkiye yıllardır terrifatla alakalı belli çekincilere sahip. Bu çekincilerini gidermek için de dönem dönem, neredeyse her yıl birkaç defa bir yeni askeri harekatın gerçekleşmesinden bahsediliyor. Hatta e, PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesiyle alakalı çekincileri daha önceki harekatlarında aslında sık sık gündeme gelmişti. Türkiye terrifata girmekle alakalı çeşitli açmazları vardı. Birincisi siyasi açmazlar. Hani Suriye'deki Esad'ın bileşenleri İran ve Rusya'nın itirazlarla birlikte Batı'nın ve ABD'nin özellikle tarifata yönelik bir harekatın gerçekleşmesi yönünde de baskısı vardı ama askeri gerekçeler de burada bu anlamda Türkiye'yi biraz zorluyordu. Ne bunlar? Mesela tarifatın batısında bir tepe sırası var, dağ sırası var. Orayı elde etmeden tarifata doğrudan yapılacak bir askeri harekatın tarifata çok dümdüz bir alan ve orada PYD tahkimatlarına karşı Türkiye'nin SMO'nun vermesi muhtemel kayıpların çok yüksek olacağı tahmin ediliyordu. Ancak bu batıdaki e, tepe noktalarını HTŞ ile geçirdikten sonra yani Suriye ordusunun burada tuttuğu bölgeleri HTŞ ile geçirdikten sonra terlifata yönelik bir harekatın özellikle güneyden yapılabilecek bir harekatın başarıya ulaşma şansı çok daha yüksekti. Bugün de son dakika olarak siz yayında verdiğiniz bilgi üzerine terlifatın merkezine e, SMO'nun girdiği söyleniyor. Tabii ki o görsel koordinatlandırmayla değerlendirmek lazım, kesin şey yapmak lazım teyit e, şu an yayında olduğumuz için ben şey yapamıyorum, erişemiyorum ama e, çok da muhtemeldir aslında bunun olması. Türkiye aslında çok pahalıya mal edebileceği ve çok kayıp verebileceği bir harekattı. HTŞ'nin İdlib'den Halep'e yönelik gerçekleştirdiği taarruz da burada telrifat dağıttığı bir destek sayesinde çok daha kolayca mümkün hale getirmiş oldu. Şimdi evet, askeri gerçeklikler var, zorluklar var bölgede. Bu dünyanın her yerindeki, hemen hemen her askeri harekat için var olan şeyler ama denklem bir anda değişebiliyor